Hah, ah yavrum benim, aferin aferin. Canlarım biraz, canlarım biraz. Bak bir sürü müşteri geçiyor oğlum burada ya. Allah Allah. Aslan abi, bir şey sorabilir miyim? Sordum bile oğlum. Biz bu bayramda kurban kesecek miyiz? Şimdi ben de onu düşünüyordum zaten. Şuraya bak, en ucuz koyun 500 lira diyor. Ben nereden alayım abi? Abi uçmuş bunlar ya. Bizim orada 500'ü çobanla birlikte alırsın ya. Yapma ya. Sadece koyun satmıyorlar yani sizin orada. Yok abi, bizim orada takımı bozmuyorlar. Bakıyorum küstah küstah şakalar yapmaya başladın sen bana iyice Beşer. Abi ya pir açıldım vallahi, pir açıldım ya, böyle saçıldım ortalığa ya. Ne güzel. O zaman ben seni uzaktan kapatayım istiyorsan ha. Ne abi, niye? Ah tabii. Eşek. Alo. Ne oldu lan? Kutunu yedin mi kafaya? Merhaba. Sana bir hediye gönderdim otobüsten, git al onu. Bozulmasın. Yok söylemem. Sürpriz. Yok manda yoğurdu değil. Keçi peyniri de değil. Yok da benim nalı da değil. Ya, tamam tamam, ben giderim nene. E tamam nene, uzatma sen de yani. Kuntur gidiyor, hadi. Hadi görüşürüz, carlama nene. Nene. Nene tamam, görüşürüz, bay bay. Ne oluyor lan? Abi nenem bir şey göndermiş de git al diyor onu. Abi ben gidip emaneti alıp hemen geleyim mi? İyi git, çabuk dön, cumaya gideceğim daha. Bugün perşembe değil mi abi? Cuma dayıya gideceğim oğlum, kurbanlık almaya hadi. Aa o cuma. Tamam abi, o zaman ben hemen kaçıp geliyorum. Hemen kaç. İmdat! Kızım bak ne diyor. Deniz seviyesi 70 metre yükselecekmiş. Nerede? Her yerde işte. Hani bu buzullar eriyecek ya, işte ondan sonra. Hangi buzullar? Ah, buzluktaki. Ay annem giderken fişi mi çekti yoksa? Üf ya, seninle de ciddi bir şey konuşulmuyor. 2 ay sonra dünya göktaş çarpacak, hala dalga geçiyorsun benimle. Göktaşı mı? Nereden biliyorsun? Burada yazıyor işte. Bak, sonra da volkanlar patlayacakmış patır patır. Ay Jüjü, sen de gazetede her gördüğüne inanıyorsun ha. Ablacığım bu gazete değil ya. Bu saatli Maya takvimi. Saatli Maya takvimi mi? Evet evet. 2012'de neler olacağını söylüyor. Böyle saat saat, gün gün. Neler olacakmış başka? İşte tayfunlar, kasırgalar, fırtınalar. Aynı anda mı? Yok canım, birer sayfa arayla. Ne yapıyorsun sen ya? İkebana gibi bir şey yapıyorum. Ya ikebana ne ki gibi bir şeyi ne olsun ya? Hani var ya Japon çiçek süsleme şeysi. De pek becerikli değilim galiba. Yok canım, çok dekoratif olmuş. Böyle ucuna bir ampul taksan abajur niyetine evde kullanırız. Ya of. Benim kendime başka bir hobi bulmam lazım. El annem ne güzel şeyler buluyor. Herkesin bir hobisi var. Arkadaşım. Ne hobisinden bahsediyorsun? 3 tane çocuğun var ya. Hobiye bobiye vaktin mi var senin? Tamam işte ben o yüzden hobim olması gerekiyor. Bak bizim Aysel de öyle yaptı. Gitti yemek kursuna, uçak kursuna, ondan sonra dans kursuna yazıldı. Haftada 3 gün ev işlerinden yırttı. Vay be. İyi numaraymış, tuttum. İşte o yüzden benim yeteneğim olan bir şey bulmam lazım. Kursa yazılacağım. Ondan sonra da rahat edeceğim. Geliyorum. Ah. Çok iyiyim. Göbek atmayı düşünüyorum. Çok sinirlendim. Ne oldu annecik? Doktorla kavga ettim. Ciddi misin? Ay niye kavga ettin adamcağızla? Ben bir şey yapmadım. Adam başımıza diktatör kesildi ya. Onu yeme, bunu yeme, un yeme, et yeme, süt yeme. Bu nedir ayol? Çekirdek. O da yasak. Oo, yaşama daha iyi kardeşim. Ne yaptınız? Saksıya sopa mı diktiniz? Görmüyorsun. Ablam ike bana yaptı. İyi ki bana yapmadı. Geldi. Vallahi işkolik. Her yerinden kartvizit fışkırıyor. Anam. Anam masaj salonu mu? Ay hain, batım, boyun postun devrilsin. Bakayım.
Boyun posun devlisine mi Kubat? Sadakatsiz deve. Sakin. Ya oğlum seninle uğraşacağım hayret bir şey ya. Yürü. Deve güreşi mi yapıyoruz burada? Merhaba Hasan abi. Kubat, ruh ikizini bulmuşsun oğlum sonunda. İpek yolu mu lan burası? Şehirde deveyle gezilir mi Elahi? Yeni aldım be abi, eve götürüyorum işte. Hayırdır lan, deve mi keseceksin bu bayram? He abi, her sene koyun. Biz koyun düşmanı mıyız abi ya? Bir sene de deve keselim beraber. Oğlum koskoca deve kesilir mi lan Elahi? Kaç para bayıldım buna? Vallahi inanmazsın, acayip ucuza aldım abi. Çok ucuza kapattım. Normalde çok pahalı hayvan ha. Hadi ya, kampanyadan mı aldın? Yok abi, Ürdünlü bir turistten aldım. Çok ucuza verdi, Allah razı olsun kendisinden. Oğlum ne kadar ucuz olabilir ki lan deve kadar deve? Vallahi abiciğim, söylemesi ayıp 3.000 liraya aldım kendisini. 3.000 liraya? Aynen. Ulan ne diyorsun, ucuza kapatmışsın ha? Çok ucuza kapattım abi. Çalıntı olmasın lan bu? Yok be abiciğim, garanti belgesi bile var baksana. Gerçi sadece yurt dışında geçiyor ama olsun, var yani. Ürdün mü? Ürdüm, Arapça lan o. Japonca olacak hali yok ya abiciğim, Allah Allah. Ürdün mü deve? Ulan mantıklı da ha Kubat. 3.000 lira, ulan bütün semte çıkar lan bundan. Keşke daha önce söyleseydin enayi. Ortak girerdik. Gireriz abi gene, sen iste yeter ki. Harbi mi diyorsun? Ne diyorsun abi, yalnız bir kişi daha bulmak lazım. Çünkü biliyorsun 1, 3, 5, 7, 9 diye gider bu. O ne oğlum? Abi hisse, ortaklık böyle yani. Ben sana 1 lira vereyim. 500'ü de sonra veririm. Ben ortağını bulurum senin. Merak etme, gel bu işi yapalım. Hemen ver. Doğru söylüyorsun ya. Her sene koyun mu keseceğiz birader? Haklısın. Ben dana diye bekledim ama. Tanıştığımıza çok sevindim Doğuş. İnan bana benim kadar sevmiş olamazsın Ayben. Yürü git lan. Kimse benim kadar sevmiş olamaz. Kuzu suyunu içer misin? Yok. Su iyi. Ben biraz dikkat ediyorum. Zaten kalkmam da lazım. Niye ki? Ya benim 1 saat önce evde olmam lazımdı. Ama çok güzel bir gün oldu. Her şey için teşekkür ederim. Numaramı silme. Sonra görüşürüz belki. Okey. Sen de benimkini silme. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Yazık lan. Alo. Moruk, ben de şimdi seni arayacaktım ya. Acayip bir kızla tanıştım. Hem güzel, hem salak, hem de ekonomik desem. Of. Süper bir kız daha geldi Moruk. Neyse ben kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Ahmet, çöp kamyonu gelmiş. Şunu bir çıkaralım. Yanmışız biz ya anneciğim. Güneş patlamaları, aşırı radyasyona bağlı mutasyonlar, sebepsiz ölüm olayları. Et gider. Yağlı peynir, o da gider. Tereyağı direkt gider. Aşırı sıcaklar, kuraklık ve kıtlık. Mayonez, ketçap, tabii. Kitlesel göçler, savaşlar, salgın hastalıklar. Salam gider. Sucuk da gider. Sosis hepten gider. Ben kararımı verdim anneciğim. İşi bırakıp hayatımı yaşayacağım. E o zaman ben de doktoru bırakayım. Niyeymiş o? Ölmeden önce yapmam gereken 100 şey var da ondan. Yapma ya. Neymiş o? Mesela evlenmek. 100 kere mi evleneceksin? Yok, 1 kere kafi. Ama en büyük hayalim şu anneciğim. Nikahım kıyılırken paraşütle atlamak istiyorum. Davetliler de atlamayacak inşallah. Yok canım, siz uçaktan böyle seyredersiniz bizi. Bir tanesini yaptın, kaldı 99 tane. Çok merak ettim doğrusu. Onlar neymiş? Bilmem. Belki çıplak denize girerim.
Buzdolabına girmeye ne dersin? İstersen yardımcı olabilirim. Gel. Yok. Gel. Çıplak ol. Gel. Gel. Yapma anne. Gel. Gel. Ben açarım. Açıyorum ben. Sen çok açtın kızım. Dur ben açayım. Anneanneciğim bugün çok acayip bir şey oldu. Üniversiteyi kazandın. Hayır, çok hoş bir çocukla tanıştım. Ben bunu daha önce yaşamıştım sanki. 250 kere olabilir. Hayır anneanne, bu seferki çok farklı. Astronot mu? Hayır, çok daha yakışıklı. Nasıl yani? Anlat bakayım. Şimdi öncekilere kıyasla. Bu. Ne yapıyorsun ablacığım? Origami. Origami. Sanki ikebanayı hallettin, buna geldi sıra değil mi? Belki buna yeteneğin vardı, nereden biliyorsun? O çok zayıf ihtimal. Sen görürsün şimdi zayıf ihtimali. Ay ne göreceğim Allah aşkına ya, saçmalayıp durma. Bak şimdi, bu gördüğün kağıtlar var ya, hı, açtığım zaman çocuklar el ele tutuşuyor desem... Ben de aman tanrım, inanamıyorum, böyle bir şey nasıl olabilir desem ağlayarak. E canım, daha amatörüz. Yani basitlerden başladım. Dalga geçme. Hazır mısın? Aman neyine hazır olacağım Allah aşkına? Alt taraf el ele tutuşmuş bebeler. Aç hadi. Açıyorum bak. Şaşıracaksın. Hiçbir şey yeteneğim yok. Ya kızım ya. Boş ver yeteneği meteneği. Ne uğraşıyorsun bunlarla sen? 2 ay sonra kıyamet kopuyor. Dünya patlayacak, her şey çatlayacak. Hala oturmuşsun kağıtla, çiçekle, börtüyle, böcekle uğraşıyorsun. Git kocanla oynaş biraz. Aslan abi, şimdi ben 3. ortak olarak Derman abiyi düşündüm. Ne dersin abi? Derman abim bizle ortaklığa girer mi oğlum? O zaman Asalet Hanım teyzeye söyleyelim, o girsin abi. O da olmaz, yapmaz bu işleri. O zaman ben 500 lira daha rica ediyorum. Dur be oğlum, ne acele? Nasıl bir esnafsın sen ya? Bir çaresini bulacağız. Şimdi de develere mi eziyet ediyorsun sen gaddar kral? Oo, aranan kan bulundu. Buyurun, buyurun lütfen, buyurun. Hoş geldin Kanter Hanım. Biz de tam senden bahsediyorduk. Gel otur gel. Lütfen. Çay içer misin, söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Cahilinden öteye giderim yani yani giderim. Dur be dur, hemen sinirlenme, şaka yapıyoruz ya. Hemen sinirleniyorsun ha. Hayati, bize bir tane buzlu çay getirsene oğlum. Hadi eyvallah. Kanter Emel ablanın hararetini alsın. İlahi Aslan abi, bazen çok soğuk şakalar yapıyorsun ha. Hayırdır, bir problem mi var yine? Sana Kubat'la ikimizin bir teklifi olacak. Teklif mi? Ahlaksız bir teklif olmasın sakın. Haşa, tövbe estağfurullah sakın ha. Tövbe estağfurullah, yani öyle tipimiz mi var? Nasıl görünüyoruz bilmiyorum yani. Ortaklık teklif edeceğiz, ortaklık. Nasıl ortaklık? Yani şöyle, 1000 lira vereceksin, 3000'ini alacaksın. Deveden bahsediyor. Deve ya, deve. Ya ortak deve keseceğiz, o mevzuyu anlatıyoruz sana. Ne yani? Siz masum bir deveyi kesmek için bana ortaklık mı teklif ediyorsunuz? Masum mu? Kim masum abla ya? Ürdün'den kayıtlarına ulaştık, baksana. Hiç masum değil ablacığım, yapmadığı yaramazlık yok. Ya ne biçim insanlarsınız siz? Ne varmış biçimimize ya? Kurbanlık olayına karşı mısın Kanker Emel? Kurbanlık olayına karşı değilim. Ben sana karşıyım aslan kral. Sana karşıyım. Beşiktaş çarşıyı merşeye karşıyım diyorsun yani. Bak, bak. Size gününüzü göstereceğim. Ne göster, bir gün de görelim ya. Gel gel, çayın kaldı gel. Gülmeyeyim gülmeyeyim diyorum, soğuk şaka diyorum. Gene gülesim geliyor, ardından çay içesim geliyor. Nasıl bir adamsın ya? Biraz daha kalsaydın deve keseceydik. Ya oğlum, bu kadının yanında manyak manyak espriler yapıp gülmeyelim zaten. Bütün gün dükkanı izliyor Kubat. Abiciğim çok yükleniyorsun kadına, ondan böyle yapıyor. Biraz sakin bırak kadını ya, akli dengesi bozuk bu kadının. Ben bir şey yapmıyorum ki kardeşim, kendi bir fasomu bulsa gelip buraya dalıyor. Kan ter içerisinde bağırıyor gidiyor. Ağzını burnunu dökeceğim, az kaldı yani.
Ana, deve var. Ulan deve nasıl sevilir onu da bilmiyorum ki. Selamünaleyküm. Abi dışarıda deve var. Bir tane de içeride var. Ne var lan o kolinin içinde? Valla ben de bilmiyorum abi. Koşa koşa geldim dedim. Dükkana hemen yetişeyim de bir açıp bakalım abi. Ya işte öyle yengem. Meğersem hayatını masaj salonlarında geçiriyormuş deve. Onlar gerçek masaj salonu değil ki. Nasıl yani? Ay, ay yengem ben ne? Yedireyim mi ben bu kartları ona, ne yapayım bilemedim bak şimdi. Vallahi ben olsam aslana böyle yedirirdim kart vizitleri. Ay ben de mi abime yedirsem? Saçmalama Sinan abicim. Böyle bir konuda hiç şaka yapar mıyım? İki ay sonra kıyamet kopacak diyorum ya. Sinan abi bir saniye dinler. Sinan abi. Ya koskoca müdür olmuşsun. Maya takviminden haberin yok ya. Pes yani. Alo? Alo sesim geliyor. Alo? Nihayet kendini kovdurdun değil mi? Hayır, kendime güldürdüm. Salak herif ya. Dev dalgalar üstüne gelene de böyle gülebilecek misin bakalım? Teyze, gerçekten erkek kılığına girecek misin? Neden olmasın bebeğim? Böylelikle senin de dayı özlemin giderilmiş olur. Biz senden ancak deli özlemimizi giderebiliriz yavrum. Niye anneciğim? Bu evde yeterince deli yok mu yani? Özlemin ancak benle mi gidereceksin? Senden daha alası yok hayatım. Hoş geldin. Bilin bakalım bugün ne oldu? Barış'la barıştınız. Savaş'la kavga ettiniz. Ay hayır. Bugün yeni bir çocukla tanıştım. Ben de. Aa, cidden mi? Bak baştan söyleyeyim benimkisi daha yakışıklı. Hayır benimki inanılmaz yakışıklı. Adı ne? Doğuş. Aa şaka yapıyorsun benimkinin de. Görüyor musun anneciğim? İşte kıyamet alametleri bunlar. Allah'ım. Yazıyor işte. Her şey yazıyor. Her şey birbirine girecek. Kıyametler olacak. Tesadüf olaylar olacak diye yazıyor. Acaba 35 yaşında annesinden terlik yiyecek diye de yazıyor mu? 32. Lütfen kendimizi kaptırmayalım. 32. Kim o? Benim. Ama sakın korkma. Ay senden niye korkacakmışım? Sen kendini ne sanıyorsun? Yok ki lafımızı dinleyesin. Selamünaleyküm kızlar. Ne oldu Ömercik? Ne oldu kız? Çöp arabasına mı düştün? Ah nenem, düşünceli nenem. Kurbanlık tavuk göndermiş bana. Ne yapıyorsun lan? Oğlum hiç kurbanlık tavuk olur mu? Ben ilk defa duyuyorum ha. Aslan abi aslında fena fikir değil ha. Gittik koskoca deveye bir ton para verdik. Böyle bir şey de kesermişiz ha. Ya ne alakası var Kubatçı? Oğlum sen bir hocaya mocaya sorsana bak. Ben hiçbir kurbanda tavuk kesildiğini görmedim. Niye kesilmesin abi ya? Fakire fukaraya dağıttıktan sonra o da sevap, bu da sevap yani. İlla keseceksin yani tavuğu. Ya abi siz koskoca deveyi kesiyorsunuz. Heh, bak biz koskoca deveyi kesiyoruz Beşerciğim. İstersen sen de ortak ol, beraber keselim. Şşş, kandırma oğlum çocuğu. Ben bir tane ortak bulacağım diyorum sana. Yeter de oğlum sen de kes, Allah kabul etsin de dağıt gitsin. Tamam, ne yapıyorsan yap ya. Amin, amin. Ne haber kız Yülide? O zaman ben 500 liramı alayım gideyim yavaş yavaş. Kubat, papağan gibi ne tekrarlıyorsun? Param mı kaldı koçum bizde? Vereceğiz dedik. Abi bu devirde ortaklık işe girmeyeceksin. Az olsun, benim olsun. Değil mi kız? Kurban olduğum Allah'ım. Ay ne Şülide, Şülide, Şülide. Oğlum bak bununla yakın bir bağ kurma. Keseceğin zaman üzülürsün, sen duygusal çocuksun. Bir de benim baldızın adını çıkar oradan. Abi o iş başka, bu iş başka. Sevmesini de bileceksin ama icap ettiğinde gırtlağını da böyle tutacaksın. Aslan abi yanlış anlama ama bu benden daha psikopat, daha manyak, daha dejenere bir adam. Boş boş de gel. Boş olur mu lan o kadar?
Oğlum bedevi gibi olduk lan sokakta. Öğrendim ben bu işi, kaptım vallahi. Eşim bağırma, ürkütüyorsun hayvanı. İnsan değil hayvan o ya. Ne anlıyorsun dilinden ya? Ne yapacağız şimdi bunu? Arabanın yerine park edelim işte. Olur. Anahtarı alıp gidelim, sabah neyse hallederiz değil mi? Lan angut. Gerizekalı. Çalarlar. Ne yapacağız? Abi infaz edilene kadar benim evde kalsın. Ulan bu kadar bir hayvan senin evine girer mi? Manyak mısın? Ya oğlum kafayı mı yedin lan manyak? He senin evde kalsın, bir de tavukla arkadaşlık yapsın. Canı sıkılmasın hayvanın, salak. Gerçeği ufaktan alsaydık sorun olmazdı ama. Ya o zaman da evin içinde büyürdü. Nasıl çıkartacaktın? Oğlum hayvanın kulucu var. Çıkmaz tabii. Düberle delmen lazım oraya. Neyle abi? Düber, düber. Açık otoparka bıraksak çok mu yazar acaba? Kubatçin biraz önce yaptım bu espriyi. Demek ki mizahı tekrar ettirmenin bir anlamı yok. Tutmuyor. Daha niye devam ediyorsun? Bir şey üret. Ben buldum. Sizin bahçeye koysak? Bizim bahçeye. He? Şuradaki bahçeye. He? Oğlum bizim bahçeyi zaten ağaç kaplıyor. Bahçe dediğin yer küçücük yer. Nasıl koyacaksın onu? E abi bizim eve girmiyor. Sokağa girmiyor. Bahçeye sığmıyor. E nereye koyacağız? Bahçeye koyacağız. Mecburuz. Doğru, en mantıklı yer. Ya da Asalet'in yatak odasına atıp kaçalım. Kaçalım. Yerini yadırgamasın. O da olabilir. Doğru diyorsun. Feru. Feru. Ulu. Feru. Ne sormuşlar? Niye boynun eğri diye. Öyle bir şey var değil mi? Feru. Bak arkadaşlara bak, tanıştırayım. Aslan, kral, beşer. Oğlum Hannibal gibi duruyor lan. Abi ne ürkünç hayvan değil mi? Baksana şuna. Ya tatlı. Ha, azıcık ürküyor ama gene insan. Köklü aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne de kadın ne de derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Köklü aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kral. Ya yedirseniz oğlum. Ya Aslan abi kusura bakma ama bu devenin bahçede olduğunu anlamayacak kadar angut mu Asalet teyze ya? Yavrum nereden görecek be güzel kardeşim benim? Sen nasıl bir eşeksin ya? Sen deveyi soksana bahçeye. Abicim cam adamı çıkmıyor bu Arap kızı. Bak hakikaten döveceğim, bak şurada deve olması girip ağzını burnunu dökeceğim senin. Çıkmıyor kardeşim cama, nereden anlayacak ya? Hava soğuk, o kadın dışarı çıkmaz, benden daha mı iyi biliyorsunuz? Getir. Getiriyorum o zaman. Getir. Aslan abi. Küçük baştan başlayalım. Önce tavuğu koyalım, sonra deveyi koyalım. Oğlum sustur şunu lan, Allah'ını seversen. Bak onu eğitmeyi biliyorsun, şunu da eğitsene. Tamam abi, sen şunu tut. Hemen hadi, gel Kubat abi getir. Beşer sen harbi geri zekalı mısın oğlum? Tavuğu nasıl eğittin lan? Allah Allah, sana ne kardeşim ya? Biri biri diyeyim, biri biri diyeyim, biri biri diyeyim, bir şey diyeyim. Her biri biri birinin arasından bir laf bulursun. Biri biri, biri biri, şunu şunu. Şunu biri, biri biri, şunu biri. Çok kızdı şu anda. Sinirlendi hayvan, ne yapalım? Sen anlarsın, hayvancısın. Bekleyin. Bu ne lan? Kömür ocağı gibi gelmiş bak. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı ol. Ekmek aslanın ağzında, evin içi bile bir uçurum aslında. Düşerim korkusu değil aklımda, diyemem giderim. Dedim dedi hayır, gece dedim hayır. Deve, oğlum ben ön kapıdan içeri giriyorum bak. Hayvan acıkırsa suyunu yemini falan verin, tamam mı? Tamam abi, ne yer bu? Sen evde ne yiyorsun? Ha, kapçuk. Uş! Aç, sinirlendin mi? Aç hayvanı, aç. Bana kızma, bana niye kızıyorsun? Ya tamam, sakin ol, sakin ol. Çık. Sen yanma güzelim. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım, hep akıllı ol. Ay
Ay. Burası bir şey kokuyor. Ne kokabilir ki anneanneciğim? Tabii ki o ben kokuyordum. Yürü git lan, kaç kere yıkandım. Deve kokuyor. Tamam anneanneciğim, o ben kokuyormuş demek ki. Doğru doğru. Çünkü o ben erkek deve demek. Yok yok. Ben bu kokuyu nerede duysam tanırım. Sıkı bağla, sıkı Beşen. Bak tamam. Şimdi gelir bak. Bak aman kaçmasın. Tamam Aslan abi. Hiçbir şey yok. El deve, el be aşallah, be aşallah. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Oğlum bu kaçarsa hayvan. Abi nereye kaçacak? Bu kılıkta fazla uzaklaşamaz. Hemen yakalanır bu ya. Ne oluyor orada? Yuh! Deve! Buyurun benim Asalet teyzeciğim öpeyim. Çekil şuradan be! Damat! Ne işi var benim bahçemde devenin? Ne işi var bahçede devenin? Ya biz bunu otoparka bırakacağız da şimdi biraz dinlensin dedim. Oy boş yer yoktu, arabalar dolmuş. Birazdan götüreceğiz değil mi? Aslan abi ne otoparkı? Dubai mi burası? Koskoca deveyi nasıl alsınlar? Zuhar oğlum otoparka bu kadar jipler sığmıyor mu? Ne zannediyorsun sen? Ha, deve mi aldınız? Anne, babam eve deve getirmiş. Demek bu sene deve keseceksiniz Aslan Bey ha? Ha, kısmetse girdik işte Kubat'la beraber. Dur bakalım anneciğim, nasip. İnşallah benim bahçemde kesmezsiniz. Yok canım, mekan bakıyoruz zaten. Yani havaalanı mavaalanı, nerede boşluk bulursak orada. Ya çocuklar fotoğraf çektirsin diye getirdim bahçeye. Değil mi lan? Yok, yalan atıyor Asalet ana. Koyacak yer bulamadık, buraya getirdik zavallıyı. Ay deveye bak! İnanmıyorum. İnanmıyorum, bu ne? Hep bir deveyi hem de katlatmak istemişimdir. Merhaba. Aslancığım nereden çıktı bu? Vallahi Kubat'tan çıktı hayatım, ikimiz ortak şey yaptık. Ben de ikimiz adına tavuk keseceğim de. Tanıştırayım, Jülide Hanım. Şal, keseceğin tavuğa Jülide adını mı verdin? Güzel değil mi? Çok güzel, gurur duyuyorum seninle. Ha, kesecek misiniz bu zavallı deveyi gerçekten? Kesmeyelim de besleyelim mi yavrucuğum? Ay, anneanne bir şeyler yap. Yani... Aman aman hiç bu mevzuya girmeyelim. Biz götürüyoruz. Tamam hadi otoparka götürüyorum. Gidecek. Belki Beşer'in evinde falan da kalır. Canım koca deveyi otoparka nasıl koyacaksınız? Ha, bilmiyorum. Bakacağız artık anneciğim. Ne yapalım şimdi? Onun mevzusunu mu yapalım evde yani? Tamam tamam. Zaten iki gün. Kalsın bahçede. Çocuklar da severler. Vallahi mi diyorsun? Hakikaten beni çok şaşırttın Valide Hanım. Anneciğim beni de şaşırttın. Üstüne bir de beni şaşırttın. Çünkü bildiğim kadarıyla sen kurban olayına karşıydın anneciğim. Aslında karşı değilim yani. Bahçede kesmesinler yeter. Güzel. Sen deve sever miydin anneanne ya? Ben ayılardan hoşlanmam. Ama develeri çok severim. Canım. Ne kadar güzel baksanıza. Sana laf etti oğlum. Baba ne olur rica et gelin. Baba ne olur. 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 Gel kızım. Anne ne olur anne. En azından son iki gününü güzel geçirecek zavallı. Ay belki gider ayak hendek atlar ha? Allah senden razı olsun Valide Hanım. Çok büyük kıyak oldu bana, sağ ol valla. Sana kıyak olsun diye yapmadım. Çok güzel deveymiş. Ne bunun adı? Ferruh. 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 Ay adı da çok güzelmiş. O kadar beğendiyseniz ki isterseniz siz de ortak olun Asalet Hanım abla. Beraber şey yapalım. Ortak mı? Ha. Oğlum ne giriyorsun araya sen ya? Ne var abiciğim? Fena mı? Üç oldu işte. Üç kişi oldu. Daha iyi değil mi? Vallahi mi? Tabii ya. Keselim tabii. Kabul ediyorum. Vallahi mi? Anne. Anne iyi misin? Senden daha iyiyim. Ne yani? Bu sene bağış yapmaktansa deve mi kestireceksin anneciğim? Niye olmasın? Her zaman bir deve kesmek istemişimdir. Tamam.
keseriz. Söyle bakalım. Kaç para? 3000. Nasıl yani? Ve aldığımıza göre 1000 lira sizin payınıza düşer. Tamam, kabul ettim. Ne oturuyorsun kız? Tuzluk gibi kocan geldi. Hoş geldin mıncık mıncık Kubat. Mıncık mıncık ne lan? Aa, bakıyorum da bayağı yorulmuşsun. Hangi maşazcı karı yordu seni böyle bugün? Ne masajı Nihal'e? Neden bahsediyorsun? Ne maşazı mı? Bilmiyorum artık. Kemoterapi maşazı mı dersin? Siyah su mu dersin? Kung fu mu dersin? Ne dersen bilmiyorum yani. Bali mi işte? Demek Bali maşazı. Yazıklar olsun. Bana yapılır mı? Şu sırada yapılır mı Kubat'ım ya? Bak. Sen ne diyorsun geldiğimden beri masaj filan ya? Don Corleone gibi tapralar tavırlar filan. Yemek nerede? Bıraktım ben o işleri artık. Yani hangi maşazcı karı sana hizmet ediyorsa gelsin evdeki yemekleri de o yapsın yani. Bir zahmet. Yani yeter artık. Salak mısın? Nesin geldiğimden beri maşaj maşaj? Ne oluyor sana anlamıyorum hiçbir şey. Ha ne oluyor mu? Dur ben anlatayım sana Kubat Efendi. Dur ben sana anlatayım. Elit masaj salonuna ne dersin? Aa okşan, okşa beni, okşa beni. Maşaz salonu da var elimizde. Olmadı hoyrat maşaz salonu. Bunun da yetinmezsen Rüya maşaz salonu da var. Olmadı kardeşler maşaz salonu. Al işte Venüs, el kızı masaj salonu da var. Hangisini istersin? Ne arıyor bizim müşterilerin kartları sende lan? Akıl hastası. Ne müşterisi lan? Sen onların müşterisi olmayasın. Kızım ben geçen hafta Çin'den getirdiğim masaj yatakları ne oldu o zaman? Onları dükkanda satmadın mı sen? He sattım. Dükkanın önünden gelene geçene masaj yatağı sattım. Bir haftada hepsini tükettim. Ne yani şimdi sen benden gizli masaj salonlarına gitmiyor musun? Lan gerizekalı senden gizli niye gideyim? Çok mu caydırıcı bir etkin var zannediyorsun? İşte o zaman demek ki yani yanlış anlaşılma oldu sevgili kocacığım Kubat'ım. Ben sana boş yere böyle efelik falan yaptım. Kusura bakma. Özür dilerim yani. Sorun değil canım. Bunu dert edecek değilim. Olur böyle vakalar. Tamam şimdi sen bu yüzden beni dövmeyeceksin herhalde. Yok canım hiç merak etme. Yemekten önce dövecek falan değilim. Ben Haybe'ye niye kaçıyorum ki senden şimdi anlamadım. Canım senin hislerin bayağı gelişti. Bu kartları sana yedireceğimi sen biliyorsun şimdi. Hissettin tabii. Çek bakayım bir tane. Maşaz salonu. Ver bakayım. El kızı masaj salonu. Ne dersin? Yemezler derim ve kaçarım yani. Nihal'e buraya gel. Hayır kaçıyorum. Hasan, hayatım niye yemiyorsun? Beğenmedin mi? Yok ondan değil, estağfurullah hayatım. Ana yemeğe yer kalsın diye. Anası babası bu işte ye. Ne demek anası babası bu? Yemekte yemek yemeyecek miyiz? Hayatım yemek önünde duruyor, bak işte o. Kereviz mi yiyeceğiz Meyveş? Pırasa da var. Ne pırasası ya? Et yok mu et? Et yasaklandı, kusura bakma. Nasıl yasaklandı? Vejeteryanlar darbe mi yaptı yoksa? Hayır, doktor yönetime el koydu. Hangi doktor ya? Anneannemin doktoru. Bize ne anneannenin doktorundan? Size değil zaten. Bana yasak koydu. Zararlı şeyleri yeme dedi. Biz niye zararlı şeyleri yemiyoruz? Çünkü anneannem hepsini çöpe attı. Ne? Gözüm görünce yemek istiyorum damat. Patatesi. Patates mi? Hayatım, bamya da var istersen. Ha? Hayatım, sen hiç bamya yiyen aslan gördün mü ya? İlk defa görecek. Hadi ye. Yemiyorum, kusura bakmayın. Ekmek de yok, öyle mi? Pasta ye. Aa, nereye götürüyorsun kaykayımı? Sus be, kaymaya tabii ki. Yeni bir macera başlıyor. Aa, öyle deme anneciğim. Biliyorsun ki hayallerimin arasında bu da vardı. Hayalin bacağını kırmak mı canım? Hayır. Barbaros Bulvarı'ndan aşağı son sürat hızla gitmek. Minibüste daha hızlı inmez misin? Sağ ol ya. Süper fikirmiş. Aldım cebe. Merak etme, tuttum bunu tamam mı? Hiç merak etme. Hadi görüşürüz. Ay Cücü bir dakika, bir dakika. O ben. Git kaskınla dizlikleri getir. Cücü bu gece kafasını gözünü kırabilir her an. Beğendin mi kümesini kız Jülide? Kız nereye? Ben sana kümesi yaptım. Allah belanı versin seni. Birazdan kuluçka da yapacağım sana. Artık gider ha. Bir iki tane yumurta bırakırsın. Aha bu da sana kapak olsun. Hadi çık bakalım. Vuhu!
görünün. Gülhanım. Ah benim. Hayrola, nereye gidiyorsunuz? Canım, Beşiktaş'a kaymaya gidiyorum. Kaykayın varsa sen de gel. Benim çocukken vardı ama kışın çok çetin geçtiği için sobaya. Ah, vah vah. Hatta tüp tüp. Yazık sana ya. O zaman bu gece benimle kayamayacaksın. Şık şık şık. Yandım ulan, yandım. Allah'ıma yandım. Ne oluyor lan? Özür dilerim Jülide Hanım. Bir anda kontrolü kaybedince. Farkındayım, farkındayım. Allah'ım şu kıyamet kopmadı. Şuna bir kıyak mı yapsam ne? Hadi ben kaymaya gider. Yoruldum, geberdim lan. Bu kadar dayak da fazla. Seninle mi uğraşacağım ya? Ne yaparsın Kubat'ım? Can havli işte, debeleniyorum ben de yani ister istemez. Tamam kalk, hadi kalk, sıra sende. Aferin. Ya iki saattir dövüyorum, ağzını burnunu kırdım, yoruldum. Her yerim ağrıyor. Kalk bir masaj falan yap be. Kafamı buluyorsun lan sen benimle. Ne maşazı? Kızım eve geldiğimden beri masaj masaj diyorsun. Aklımda yoktu, aklıma soktun. Zeytinyağını kap gel bir güzel masaj yap hadi. Allah'ım Allah'ım ya. Nereden çıktı bu kart viziteler şimdi ya başıma? Ah! Aslan nereden buldun ekmeği? Çöpten çıkardım. Hayır Aslan ya. Niye? Yıkasaydın bari. Ekmeği mi? Ay ne bileyim. Yani mikrop kapmayalım hayatım. Yavrum nasıl mikrop kapacaksın? Annen olduğu gibi çöpe atmış. Çöpte çöple kapatacak mikrop yok ki. Her şeyi yetişiyor lan. Deli lan bu kadın. Hakikaten deli diyorum ya. Annem onları görmesin. Doktor kesinlikle yemeyeceksin dedi. Ya annen yemeyecek diye ben de bu evde aç mı kalacağım kardeşim? Bu periz daha kaç gün sürecek? Çok merak ediyorum ya. Sonsuza kadar. Nasıl sonsuza kadar? Hayatım alışsa niye dersin? Ya ben sağlıklı yiyecekler yemek istemiyorum belki. Niye öyle diyorsun hayatım? Yani bak bu bizim için de iyi olacak. Baksana sağlıklı besleneceğiz ha? Kardeşim istemiyorum. Herkesin kolesterolü farklı. Herkesin trik asidi farklı. Hadi bana başka bir şey dokunuyorsa. Şuralara ekmek dökülmesin, kara kuruya basmayalım sonra. Zaten çöpten çıkarmışsın. Bir şey olmaz hayatım, bir şey olmaz. Aslında yiğit yapmamak lazım. Sağlıksa o. Anladın mı ya? Açlıktan öldüm aşağıda. Yeter artık be. Ben sağlıklı beslenmek istemiyorum ki. Çak. Benden önce davranmış. Alo, Hakan, ben Asalet teyzen. Bak şimdi, iki tane hamburger istiyorum, ıslak hamburger. Heh. İki de dilli, peynirli, salamlı sandviç. Bir de muzlu süt. Tamam, yalnız bir şey söyleyeceğim. Gelen çocuk kapıyı çalmasın, arka bahçeden getirsin. Tamam mı? Yaşa oğlum. Oh be. Ya be. Sonra o koskoca Hidayet'i kestiler. Bütün mahalleye dağıttılar. Ama merak etme. Seni kimse kesemez. Arkanda ben varım. Hello. Merhaba anne. Ne oldu? Hızını alamadın galiba civciv. Yok şey. Ben böyle gerçekten hızımı alamadım ama tam Üsküdar'a geçiyordum. Fakat mavi sulara gömüldüm. This is Bosphorus. Vallahi sen çıldırdın civciv. Maaşı geçmeyi ne zaman düşünüyorsun? Yok, onu düşünmüyorum. Ama şöyle bir hayalim var. Böyle freni patlamış, yokuş aşağı son sürat giden bir kamyona binmek. Biliyor musun Jülide? Sen iki ay bile yaşayamayacaksın. Yani dünyanın baktığını göremezsin. Merak etme, sen göreceksin Feruk'cum. Bakıyorum da çok iyi anlaştın bu deveyle anneciğim. Aa, ne olacak ayol? Ben zaman zaman aslanla bile anlaşıyorum. Ne diyor bu ya? Kızın artık çıksın yukarıya yatsın diyor. Yok yok, bence başka bir şey söylüyor.
Anne. Ne diyorsun ha? Ne bileyim ben. Anlatsana, sen anlarsın bunun dilinden. Ne bileyim ya. Ben deve dili mi biliyorum? Manyak mısın sen? Korkuyorum anne. Tamam ya. Anne. Anne. Anne saldırmasın bize bu sakın. Anne ya, ne yedirdiniz bana? Ben biraz dilli sandviç verdim ama ondan değildir herhalde. Anne ne yapıyorsun ya? Anne. Anne yemin ediyorum 2 gün sonra keseceğim sandalı. Anne. Anne bir dakika. Anne. Hadi git. Hadi. Meru. Meru. Pişt, efendim. Damat. Kalk. Pişt. 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 Kalk. Kalk şu deveye. Bir çukur kaz. Deve? Deve çukur ne? Öldü mü? Yok. Ama bizi öldürecekti. Rüya görüyorum galiba ya. Benim olduğum rüyaya kabus derler. Tamam, idrak ettim, tamam. Kalkıyorum ya. Şöyle, hadi gel. Malak gibi yat. Oh, ellerin dert görmesin Nihalem. Senin dert görsün hayvan herif. Sen beni döv, ben sana şifa vereyim. Ah, ne âlâ memleket yani. Lan manyak mısın lan? Sen bana her gün böyle masaj yapsan ben seni niye döveyim ki ambo? Tamam, tamam o zaman dur bir dakika deneme yapacağım. Ne denemesi kız? Dur dur geliyor. Al bakalım. Bir de buradan al. Ha? Ah, bir de buradan. Kız. Bir de böyle vurayım. Nihal. Bir de böyle vurayım. Gebe. Bir de böyle vurayım. Ne yapıyorsun lan? Gebet. Ay. Ay. Çok güzel, devam et. Yukarı yukarı yukarı. Ay Allah'ım Allah'ım, çalışıyor sistem ya. Ne sistemi kız? Çalışma lan. Bir de buradan vurayım. Bir de buradan böyle. Bir de buradan çaktın mı? Bir de buradan çaktın mı? Ben gebetelim ha. Ne yapıyorsun sen? Ah, kim? Ah, kapatın. Mıcır 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 mıcır. Oh vallahi ah, çok iyi geldin ya. Bir de üstüne çıkayım. Bir de seni ezeyim. Ezeyim kapatın. Es beni es. Güzel, iyi. Bir de böyle vurayım. Of. Bir de buradan of vurayım. Bir de böyle vurayım. Hadi gidelim, yap masajı. Ha, vallahi aşağı mıncır 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 mıncır. Buluç var, bulucu mıncır, bulucu mıncır. Yavrum gel bak, kazdım buraya yapsana ya. Bütün bahçeyi mındar ettin. Deve, deve. Daha derin kaz, daha derin. Ya kazıyorum da gelip bakmıyor bile. Acaba ördek mi koysak altına? İstersen bir de lavaboya. Ne gerek var ya? 2 gün sonra kesiliyor zaten. Ah canım. 2 gün sonra gidecek yani. Ya. İnşallah öbür koyun gibi olmaz. Geçen seneyi hatırla Valide Hanım. Ne olmuştu ki? Koyun burada kaçmadı mı? İpini kesmedi mi? Ondan sonra taksiye binip Beykoz'a gitti ya, hatırlasana. Damat. Hep böyle söylüyorsun. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım ayol. Aa. Canım benim. Neyse, sloganımız şu. Ya bu deveyi gideceksin ya da bu diyardan gideceksin. Bu diyardan gitmeden şu bahçe bunlar olmasa? Hem zaten bu deve taksiye sığmaz ki. Doğru söylüyorsun. Vallahi kaçarsa bütün sülale bir araya gelsek yakalayamayız Valide Hanım. Geç devem. Devem bak kazaya gel. Deve, deve sağa gel. Sola gel. Anam bir dilinden de anlamıyorum ki. O tarafa doğru. Damadın yanına, damadın yanına. Hadi. Deve, deve gel bak tuvalet yaptım sana deve. Deve. Allah Allah. Nereye koydum ben bu yüzüğü ya? Vallahi meyveç görürse oyar bir. Aslan. Ne yapıyorsun orada? Budunu mu yapıyorum? Ya uyurken düştüm galiba meyveç. Ay ne salaksın ya. Hem de önde gideneyim. Hadi ki kahvaltı hazır.
Ha, kahvaltı değil mi? Sabah oldu. Tamam, kahvaltı hazırsa bir bulayım şunu da. Neyi bulacaksın? Pantolonumu nereye koydum, ona bakıyordum. Şunu mu yani? Ha, burada bak. Onu da görmüyorum. Gömlek üstünde kaplamış. Hemen geliyorum hayatım, hemen. Ne yapıyorsun anormal jüride? Çirkinleşmeye çalışıyorum anneciğim. Sebep? Sebep şu. Otostopla Olimpos'a gideceğim de işte anlarsın ya başıma çirkin olaylar gelmesin diye. Bana bak, sen iyice sapıttın. Çıkart onları üstünden. Hadi doğru dürüst ol da gel. Ah, boşuna debelenme anne ya. Beni hayallerimden ve kararlarından vazgeçiremeyeceksin. Gideceğim. Yolda kurda kuşa yem ol da gör gününü. Anneciğim Allah aşkına bir dakika ya. Lafını söyleyip gitme, bir beni dinle, kurban olayım ya. Yani bu kılıkta ne kurdu ne kuşu. Bay kuş. Hay ben. Ah sen, o ben. Geliyoruz. Geliyorsunuz. Geliyorlar. Ablacığım nasıl görünüyorum? Fena değil. Süpersin, ben cevabımı aldım. Hasbinallah. Bu ne kılık kızım ya? Ya enişte otostopla Olimpos'a gideceğim de onun için böyleyim. Ne güzel, kafayı yemişsin. Bitmiş bu, ben sana söyleyeyim. Ha, ne alakası var ya? Hayallerim var, isteklerim var benim. Güzel güzel, aferin, devam et. Çocuklar nerede? Bahçede. Deveyle oynuyorlar. Bak bu deveyle oynayacaklar, ondan sonra alışacaklar, sonra da kesemeyeceğiz biliyorsun. Hadi gülümseyin. Güzel miyiz? Evet. Bir tane daha, bir tane daha. Tamamdır. Hadi ben gel. Ben istiyorum. Hadi. O ben sen de geçseydin. Gülümse. Ay çok şeker. Hadi hadi ver ver. Hadi gel beraber. Geç, geç, geç. Hadi. Ne yapıyorsunuz hadi lan? Şşt. Yalnız bak şu hayvanla duygusal bağ kurmayın. Kesilecek, sonra çok üzüleceksiniz. Ya babacığım kesmesek lütfen. Bence de babacığım kesmeyelim. Evet, bu seferkini ben de çok sevdim. Ama her kurban aynı muhabbeti yaşıyoruz ya. Bak ayıp ediyorsunuz. Beni de duygulandırıyorsunuz kardeşim. Ama bu çok güzel. İstervit de güzel ama kızartıp yiyorsun. Ya baba aynı şey mi? Bak yine aynı şey mi diyor ya. Hem siz okula gitmiyor musunuz? Hadi yürüyün bakayım, hadi hadi hadi. Hadi sen de. Sen bırakmayacak mısın bizi? Yok, bugün de kendiniz gidiverin. Benim deveyle konuşacaklarım var. Bırak şimdi deveye fısıldayan adam ayaklarını. Ne oldu? Anlat bakalım. Alyansı kaybettim, alyansı. Harbi mi diyorsun? Annem uyuyacak seni. Biliyorum işte, o yüzden aramaya çalışıyorum, yok. En son nerede çıkardın? Şu masanın üstüne koymuştum ama arıyorum arıyorum, yok. Buluruz şimdi, sen merak etme. Arıyorum kızım, görmüyor musun? Deve var, her yeri kaplamış. Sen git de kıllanmasınlar, hadi. Yalnız onu bulsan çok iyi olacak. Yoksa annem seni çok fena yapacak, ben baştan söyleyeyim. Ne haber deve? Kökün aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne bir kadınla ne derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şuraya bakabilir miyim? Galiba buraya düştü yüzük. Bir hamle geri çıksan. Öspür, tür, hür, pür, hüç, hüç. Deveciğim çok tükürüyorsun ama sen. La 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 la. Ne yapıyorsun damat? Ödümü kopardın ya. Yani. Sabah sporu mu yapıyorsun? Yok ya, çimlere bakıyorum yani. Hayvan yiyecek ya, fotosentez yapıyorum yani. Hani şey olmasın diye. Yapıyorlar mıymış? Hem de fokur fokur, çok şey yani. Ahşatı şey de var yani, güzel bir gübre ekmişim. Benim küpelerimi gördün mü damat? Küpe derken? Şu kulağa takılan. Yok, görmedim. Nerede olabilir ki? Bana bak. Sakın Ferruh yutmuş olmasın. Yok, yok canım, yapar mı? Baksana. Sessiz duruyor. Neyse. Önemli değil. Zaten basit bir küpeydi, olsun ya. Ben de kabahat. Koyarsan küpeni buraya hayvan da yutar tabii.
Ruh, yavrum. Alyansımı yutmadın değil mi birader? Aman gözünü seveyim. Hadi asaletin küpesini ye, o çakma. Ama benimki orijinal. Merveş beni öldürür. Bence benim doğuş senin doğuşu da var ablacığım. Göreceğiz. Tamam. Aa, bile öyle akıllı diye bak. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ben gidiyorum. Yolda oyalanma, doğru Olimpos'a git salak. Gidemeyeceğimi zannediyorsun değil mi anniş? Dönemeyeceğini düşünüyorum ibiş. Öyle bir döneceğim ki sen bile şaşıracaksın. Bir hafta sonra buradayım. Alo. Hasan amca nasılsın, hayırlı işler? İyiyim aslan, sen nasılsın? Ne uğraşıyoruz be? İyi baba, ne olsun, bir hastamız var ya, bize müsil ilacı lazım. Hasta kaç yaşında? Vallahi 3, 5, 7 de olabilir. Anlıyorum. Kaç kilo mesela? Kemiksiz 800, kemikliyle beraber 1300 kilo civarında baba. Yok artık, kız mı erkek mi bu? Erkek erkek, Ferruh. Ah yazık. Bir doktora götürseniz. Yok, gösteremedik baba. Bir mevzu oldu. Bir kaza geçirdi de ufaktan. Yani bir şeyimizi yedi. Onu çıkarmamız lazım baba. Fitil de olur ha. Sabah keseceğiz zaten. Hayveye masraf olmasın yani. Kesecek misiniz? Ha. He ya, kesene kadar bol bol bize yeter. Doğru. Tamam. Tamam, ben beşeri yolluyorum şimdi. Tamam abi, hadi görüşürüz, bay bay. Sende bozuk var mı? Var abi. Git al da gel, ben veririm sana. Tamam abi, hemen gel. Ne yani, biz şimdi çıkıyor muyuz? Bilmem. Teklif edersen düşünürüm. Demek öyle. Ya aşkım ya, lütfen. Aşkım mı? Değil misin? Öyle miyim? Evet. Yalancı. Kim bilir daha önce kaç kıza söyledin? En az 150. Salak şey. Eyvah. Geç kaldım ben. Eyvah, gidiyor muyuz? Vallahi gitmem lazım. Anneme söz verdim, dişiye götürecektim. Peki madem, kalkalım o zaman. Bir daha ne zaman görüşeceğiz? İlk fırsatta aşkım. Bir daha söyle. İlk fırsatta. Ya onu değil, salak şey. Telefonum nerede ya? Tabii ya, kafede unuttum. Ne yani? Biz şimdi çıkmaya mı başladık? Yani bilmem. Teklif edersen düşünürüm. Ne zaman teklif etmem gerek peki? Şu an tam zamanı sanki. O zaman teklif ediyorum galiba. Ben de kabul ediyorum galiba. Ah sen? Aa kızım, gelsene. Doğuş. Kim? Ben mi? Nasıl ya? Siz tanışıyor muydunuz? Herhalde yani. Yo. Nasıl yo ya? Daha demin aşkım diyordun sen bana. Kim? Ben mi? Aslan, ne diyor bu kızcağız? Ya neler oluyor burada? Ya, ben de şu anda tam onu düşünüyordum. Ne oluyor burada Doğuş? Sen benim ablamı nereden tanıyorsun? Tanımıyorum vallahi sen. Yok ya, ben seni nereden tanıyorum peki? Evet, güzel soru. Ha, anladım ben. Ne anladın? Ya sen beni Boğuş'la karıştırıyorsun. Boğuş ne ya? Benim ikiz kardeşim. Yani hem tipimizi hem de ismimizi karıştırıyorlar. Bir dakika. Şimdi senin ikiz kardeşin mi vardı? Ben buradan bunu mu çıkarmalıyım? Evet. İkiz kardeşim var. İsmi de Boğuş hatta. Yani karıştırıyorlar bizi böyle sürekli. Hani siz de ilk değilsiniz yani. Bu arada siz de galiba Doğuş'un yeni sevgilisiniz. Sizden çok bahsetmişti. Ay, benden bahsetti
Evet. Salak şey. Daha çok ay beklersin yavrum. Kardeşim niye durmuyorsunuz ya? Ya vallahi bitmiş ya. Bak bak dikkat et bak be. Bu ne lan böyle? Beyefendi. Ya kadını göremiyorum. Beni bu kimde kim arabasını alır be? Gaza abi, gaza, gaza. Şey, ay, dursana. Hay Allah. Ya ben bakma Asalet, öyle bahçeye girmiş gibi oldum birdenbire ama inan hayırlı bir niyet için gelmiştim. Aa, önemli değil hayatım, hayırdır tabii. Buyurun. Hadi be Ardan, az daha bıçaklıyordun deveyi. O ben. Yavrum o ne biçim laf öyle? Benim adım Kanteremer, ben öyle hayvan mayva bıçaklayamam. Beni kesip kaçıracaktım zavallıyı ama işte babası kılıklı bu kıza yakalandım. Üzülme ayol, istediğin deve olsun. Anne. O deveyi verirsen Hasan kıyameti koparır. E ben de onun için veriyorum zaten. Hayvansal hareket engellenemez. Ha, dur dur. Yalnız hemen değil. Biraz tadını çıkartmak istiyorum. Öyle deme ama yarın bayram. Aslan kesmesin hayvancağızı sonra. Aslan onun tırnaklarını bile kesemez. Merak etme sen. Asalet sen bizim her şeyimizsin. Tamam tamam tamam. Tamam canım Emel'cim. Hadi sen şimdi git. Ben sonra seni ararım. Ben şimdi gideceğim, sonra gene geleceğim. Ben şimdi gideceğim, sonra gene geleceğim. Ya korkulacak bir şey yok. Makattan bırakacaksın işte. Hayvan kaç saattir bir şey yapamadı abiciğim yani. Açalım bağırsak yollarını ki kendimiz berrak olalım yani. Anlatabiliyor muyum? Hayvan 1200 kilo, 800 kilo et bırakıyor. Yani bizim Kubat tutup da bize bağırsakları vermesin, anlatabiliyor muyum? Kafamız berrak olsun baba. Direkt bak şu şeyin altında yeri var ya, oraya tıkayacaksın ha. Ben. Yok ben. Ben yapamıyorum diyorum ya. Abi tamam da ben nasıl yapacağım? Bari kuyruğunu sen kaldır, ben de şey yapayım. Ya beşer diye götüreceksin, sokacaksın. Korkulacak bir şey yok. Hadi yürüsen geç. Abi bu tepik atmıyor değil mi? Ya bunlar atma oğlum. Dünyanın en usay hayvanı. Geç sen, geç geç. Beşerciğim yavaş yavaş yaklaşma şimdi, hayvan bir şey zannedecek. Tam o bölgeye doğru. Bak yine. Yavrum bir şey beceremiyorsun ya. Aslan abi nasıl, baksana. Bak 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 ne yaptı, hizaya geldi şimdi. Koyacak bir tane tipeyi. Bak gel bu tarafa. Gel bu tarafa, sinirlendirme. Ha oturdum. Görüyorsun işte bak. Allah'ım işte bak, Allah'ım işte yar. Ya hayvan her şeyi biliyor kardeşim. Şimdi buradan başlaman lazım. Geç. Kaldır şeyi. Yavrum onu bir kaldır. Nereye sokuyorsun meşer diyeyim? Alta doğru, alta doğru ha. Aha. Deveye bir haller oluyor. Canım benim. Yarın sen de kesileceğinin farkında varsaydın sana da bir haller olurdu. Yazık. Aslında kesilmeyeceğini bilmiyor. Nasıl ya anneanne? Ciddi misin?
Anne o nedir? Aslanın yüzüğü. Selamünaleyküm. Baba az evvel deve sana mı bağırıyordu öyle? Ha? Deve diyorum, sana mı bağırıyordu az evvel? Deve? Ha evet, bana bağırıyordu. Sofrayı hazırlamışsınız. Ellerim kokuyor, bir ellerimi yıkayayım da geleyim hayatım. Çok güzel maşallah. Ben bir lavaboya gideyim, geleyim. Şuradan geçeyim. Kolay gelsin. Anne. Anne. Merak ettim, nereden buldun onu? Şşt. Biraz sonra öğreneceksin. Ya sonrayı bekleyemem, söylesene, çok merak ettim. Bana bak. Sen bu devenin kesilmesini istemiyorsun değil mi? Evet, kurtaralım. Tamam da bununla yüzün ne alakası var? Biraz sonra öğreneceksin. Git işine bak. Bana bak. Siz de görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Üç maymunuz diyorsun yani. Bu ailede senden başka maymun yok diyorum yani. Kız bir hali açsana kapıyı. Ya bir kere de eve geldiğinde şu kapıyı sen aç be kadın ya. Neredesin Nihale? Ana, ışıklar niye kapalı ki? Kız Nihale ne yapıyor? Ruh mu çağırıyor? Ruhsuz. Var ya, elime öyle bir bahane verdin ki bitti sen ya. Bak bana sakın evde olmadığını söyleme bir de. Gebert seni o. Söylemem ki Kubat'ım. La ödüm koptu, ne yapıyorsun köpek gibi saldırıyorsun, gelir gelmedin sana. Yat. Ne yapıyorsun Nihale? Böyle mıncır mıncır hamur gibi yoğuracağım seni Kubat'ım. Vallahi alıştırdın beni buna. Yoğur. Yoğur yoğuracağım. Nihale. Al. Oh. Vallahi bak beni mayıştırmayı nasıl da öğrendi ya. Daha bu şey değil deve. Ne yapıyorsun lan? Vallahi güzel bu ya. Ne yaptın? Ah. Güzel güzel. Vallahi çok. Lan! Güzel güzel. O aşağı doğru biraz aşağı. Geber. Allah mayısını. Lan! 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 Kızım yok, kızım yok. Bak, bak, tipe bak tipe. Bu ne lan bu? Ay evimdi ruh düzelmeydi. Seni bu tipte kim arabasına alır be? Şoförlerimiz ne gahtar ya. Ne şekilci, ne alaycım. Otobüse bile almazlar seni bu tipte. Sesatlar. Mehmetciğim ne yapıyorsun ya? Ya ben bamya sevmiyorum. Ne yapalım hayatım, dün yemediniz bugün kaldı işte. Bebeğim dün de sevmiyordum, bugün de sevmiyorum, geçmişte de sevmiyordum. Geçmişten geleceğe hiçbir türlü sevmedim ben bu bamyayı ya. Hayatım çocuk gibi davranma lütfen. Mehveş, bırak hayatım. O şimdiye kadar yararlı neyi sevdi ki? Ya ben bamya yemiyorum. Yemezsen yeme ya, bana ne? Nerede senin yüzüğün? Ha? Göster. Ne yüzüğü ya? Yüzük. Aa, babam alyansını çıkarmış. Çok ayıp, çok. Kim bilir neden çıkarttı. Belki de dükkanda hanımlara bekar gözükmek istiyor. Bekar gözükmek istiyorum ben. Hı, demek öyle Hasan. Yok be kardeşim, ne alakası var ya? Yani ben yüzüğü çıkarmadım ki. Yani öyle dükkanda bıraktım. Bilemeyeceğim artık. Bir erkek yüzüğünü neden çıkarır ki? Harika bir soru. Buyur buradan yak. Ne yakacağım ya? Ya ne alakası var Mehmetciğim? Ne çıkarması? Neden bahsediyorsunuz ya? Yarın parmağında görmek istiyorum o yüzüğü. Tabii ki göreceksin. Hayatım yani. Yoksa ben niye bu kadar rahat olayım? Yani insan onu kaybedince bu kadar rahat olabilir mi? Neyse bamya yiyeyim bari. Kıvırır damat. Kıvırır. Kıvır damat kıvır. Kıvır damat kıvır. Buyurdan da buyur. (Gülüyor)
Ne yapıyorsun sen ya? Aslan pandemim yapıyorum. Lütfen rahatsız etme. Lütfen rahatsız etti. Pandemim ne lan? Aslancığım, konsantrasyonumu bozma. Lütfen gider misin? Nereye gidiyorum oğlum? Burası benim yatak odam değil mi? Maalesef bu odaya yüzüksüz girilmiyor. Bak, bende yüzük var. Sen de olunca gelirsin hayatım. Hadi çüz. Çüz mü? Arkadaş iyice oldunuz ha. İyice oldunuz be kardeşim ya. Allah'ım sen. Tamam. Ondan da yerim. Ketçap da koy. Ketçap. Heh. Ondan da yerim. Ayran istiyorum. Portakal suyu da. Nar suyu da. Tamam. Tamam. Nar suyu da getir. Bana bak. Yalnız çocuk kapıyı çalmasın. Bahçeden getirsin. Tamam. Sağ ol yavrum. Acıbır acısız yani. Olur. Yok kuru kuru yiyeceğim birader. Çocuk gelirken bahçe kapısından girsin. Zile basmasın da. Tamam. Sağ ol sana da. Hadi bay bay. Ne oldu damat? Uyku tutmadı mı? Ya, tuttu da bıraktım ben. Gitsin dedim yani. Biraz serbest kalsın. Yani yarın keseceğim ya lavuğu. Üzülüyorum ya. Ferruh için mi? Ya. Hakikaten üzülüyor insan ya. Can yani sonuçta. Olmadı ben biraz gideyim de teselli edeyim onu ya. Kolay gelsin. Sen teselli et. Sonra da ben teselli edeceğim. Tamam peki. Dilini sok içeri. Deve kapar. Ya Allah yine düşürmüş mü? Nihal Allah'ını seversen yapma. Vallahi seni böyle yamış yamış hamur hamur gibi böyle yoğuracağım. Ya. Bütün kılıçlarını kulaçlarını açacağım senin. Nihal bak ben bu kadar masaja alışkın falan değilim. Mayış mayış oldum yeter ama ya. Olsun olsun yapacağım ben gene. Kurban olurum sana lütfen Nihal istemiyorum. He doğru dedim bak önümüz kurban bayramı. Zaten kurban ol sen bana zaten. Ya şunu sürmek zorunda mısın ya? Nihal mentolü müdür nedir bu arkadaş sürme şunu ya. Niye lan? Üşüyor musun yoksa? Ya donuyorum aynı zamanda üşüyorum da tabii ki. Lan vur! Lan vur! Sus lan! Bak vurmadan yap, bari bir şey yapıyorum, vurmadan yap! Of, vallahi iyi git ya. Lan! Oh! Yavrum, bir koku geldi. Gözünü seveyim, hadi be, saatler geçti. Hadi be yavrum, birazcık be. Ulan benden geliyormuş ya. Ulan ben de senin karnın guruluyor zannettim ha. Geliyor, 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 geliyor. Aslanım benim. Aslanım benim. Ulan bu dürümcü nerede kaldı? Vedalaşmadınız mı hala? İşte 50-50. 50-50. Ya kardeşim, hayvan son saatlerini senden geçirmek zorunda mı? Yani ne bileyim ben kan çekiyor demek ki yani. Bir dakika. Bir dakika. Sen git. Biraz ben Ferruh'la yalnız kalmak istiyorum. Ne demek sen git ya? Bunu buraya getiren, emek veren benim. Önce sen git. Ben biraz vedalaşayım. Bak gördün mü? Hayvanı ürkütüyorsun işte. Önce ben biraz vedalaşayım sonra sen gelip vedalaşırsın. Hadi gel. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi işine ya. Ferruh benim ya. Valide Hanım bak üstüme gelme. Tut Ferruh tut. Saçmalama. Onu tut Ferruh. Nasıl sana söylendi görüyor musun? Bak kafayı kime çeviriyor ama. Maksadın ne damat? Maksat muhabbet olsun. Ne maksadın ne maksadın ne gece gece. Selamlar. Üç hamburger iki yengensin mi yenge? Yo ne alakası var? Hasarlı tanım kim peki? Abi bu durumda ben oluyorum canım yani. Ver bakayım. Ver bakayım. Ah üstü kalsın. Hadi. Sağ ol. Acıktın mı lan? Oho yengenler, eniştenler, valideler, anneler, dedeler hepsini doldurmuşsun. Bu durumda lüftek tek bana düşüyor hanımefendi. Yem mi? Yem mi? Selamünaleyküm. Aslan Bey'in siparişlerini getirmiştim de. Bu durumda aslan ben oluyorum tabii. Alayım canım. Enişten, görümcen, öde damat. Yer misin Ferruh?
et yemiyor hayatım. Baksana ağzı köpük dolu, deterjan yiyor galiba. Bak ne diyeceğim. Bugün şöyle dördümüz yemeğe falan çıkalım mı? Süper olur valla. Ben de geleceğim he. Bu şeyi kaçıramam yani. Yok ya, seni de çağıran da bizi rezil etti mi çocuklara? Kim kimi rezil ediyor be? Allah Allah. Tipe bak ya. Biz bunu götürsek var ya çocukları iki saniye içinde kaçırır. En fazla bir tanesi kaçar, merak etmeyin. Bana bak damat. Sen söylemezsen ben de söylemem. Anlaştık mı? Ben söylemem yani. Sen söyleme dediğin sürece söylemem. Niye söyleyeyim ki? Anlaştık. Anlaştık. Söylersen Mehmet beni oyar. Beni de oyar. Onun için benden laf çıkmaz. Benden de. Ama Adana harbiden çok güzel. Nar suyunu içiyor musun? İçmiyorum. Ama sana da vermem. Boğazına dursun. Aman be Ferruh. Aman be Ferruh. Sus sus başlıyorsun. Ne biçim, ne pislik. Pisliğin önüne gideni bu dünya. Aynen katılıyorum Baldız. Enişte, burada mısın? Ha, buradayım. Nasıl ben... geçti Olimpos? Vallahi geçemedi enişte ya. Bizim bu otobanlar bitmiş ya. İnsanlığını kaybetmiş yemin ediyorum. 8 saattir ya otostop çekiyorum. Bir Allah'ın kulu durmadı bana, inanır mısın? İnsanlara hak vermemek elde değil yani. Aynaya bakma fırsatı bulamadın galiba. Ya aynaya baktım, baktım da fazla bir şey görünmüyor. Böyle bulanık bulanık. Ha, akvaryum gibi değil mi? Evet. O zaman gözlükleri çıkarmayı dene. Ya işte bunları çıkarınca da aynaya baktığım zaman böyle yani gözlüklerin nasıl göründüğümü göremediğim için olmuyor yani. O formül de tutmuyor. Ne yapıyorsun ya? O ne ya? Bu arkadaşın dışkısı. Ben de hayatımda hiç deve dışkısı görmedim. O yüzden inceleme yapıyorum. Yani bir nevi böyle şey ne diyeyim? Bilim, edebiyat falan öyle. Kakaloji. Kakaloji. Vallahi ne diyeyim, bravo. Mesleğine bu kadar saygılı ve aşık bir pet shopçunun hali de başka oluyor tabii. Damat, ne yapıyorsun? Karıştırıyor musun? Karıştır karıştır. Benim küpeler de oradan çıkacak. Yani öyle zannediyorum. Değil mi Ferruh? Çomakla. Elek almak lazım, elek. Ben size dedim ki ayakkabıları öyle ulu orta yere koymayın. Arka tarafta bir yere koyun. Çalarlar dedim, inanmadınız. Abi gene çalarlardı. Ne yaparsan yap. Adam kafaya koyduktan sonra nasıl engel olacaksın ki buna? Belki yanlışlıkla giyip çıkmışlardır. Olmaz mı? Ulan hadi ayakkabılarını yanlışlıkla giyip çıktılar. Çoraplar, hıyarto hiç düşünmüyor musun? Hakikaten lan gerizekalı beşer. Çorapları niye çıkarıyorsun oğlum? Ben çıkarmadım abi ya. İkinci rekatın ilk secdesine bir eğildim. Taktiğimde çoraplar yoktu. Giyinmiş damatlık gibi. Tamam lan tamam, hadi gel, hayırlı bayramlar hadi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. İyi bayramlar. Senin de bayram mübarek olsun. Hadi bakalım. Bayramın mübarek olsun aslan abim. Sağ ol çırak. Koçum benim aslanım. Aslan abim, aslan abim, aslan abim, aslan abim, aslan abim. Kardeşim sadece sarıl dedik, çıkarma be kardeşim. He, doğru diyorsun. İyi bayramlar Beşerciğim, öp bakalım. Sen de bayramın mübarek olsun. Sağ ol canım benim. Eyvallah. Bana bak, bir iki saat sonra gelirsin değil mi eve? Tavuğu kes, sonra bize gel. Abi ben hiç deve kesmedim ki. Garanti vermem ha, onu söyleyeyim.
Oğlum sana kim dedi deveyi sen keseceksin diye? Kasap çağırdık, eşek o gelip kesecek. Kasapla kaç paraya anlaştın Hasan abi? Para almayacak, benim eski müşteri ya. Anam, eskiden kasaplara hayvan mı satıyordu? Vallahi çok ilke sessin mi Hasan abi? Ne alakası var oğlum? Herif geliyordu bizim dükkandan güvercin falan alıyordu işte. Öyle hayvan seviyordu yani, o muhabbetten. Senin işin bitince gelirsin. Tamam abi. Semtte memtte öyle ayakkabıyı çaldırdık falan diye dedikodu yapmayın ha. Bayram bayram bir de onları duymayalım. Tamam abi. Hadi. Eyvallah Aslan abi. Ben Nihal'e alıp geleceğim zaten. Görüşürüz abi. La oğlum vallahi sana yakıştı lan böyle. Kravat mıravat var ya, acayip bir şey oldun ha. Bayramlık gibi giyinmiş ya. Bırak lan bu ayakları. Sen zaten bırakmışsın. Ben de bırakırım, ne olacak? Gel bir çayımı tatlımı ye lan bayram. Afiyet olsun. Benim işim var ha. Gel lan, ne işin var? Yakla işim var, hadi gel. Ya ne cins adamsın ya. Bakma bana öyle, vicdan azabı çektirtme bana ya. Bak Jülide, ya şu olayı çirkinleştirmeden bitirelim. Kurban olayım ben sana ya. Tavuğuna manitanın ismini verirsen böyle olur işte. Vakti geldiğinde de kesemez. Ne yapsın hocam? Hadi git. Seni azat ediyorum, tamam mı? Git, kaç, kurtar kendini. Hadi canım benim, hadi, hadi. Kış, 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 kış. Git, git oğlum, hadi. Git. Hadi git, git. Git, git, kurtar kendini. O birader. Merhaba. Bayramın mübarek olsun. Al bu senin olsun. Nasıl ya? Ya al kardeşim, Allah Allah. Sana veriyorum bedava, para istemeyeceğim senden. Al al götür, çocuklar et yesin. Hadi canım benim arkadaşım, hadi. Güle güle Jülide. Birru. Yavrum, altı üstü bir dışkı bırakacaksın. Hadi yavrum, ıkın, kıkın, tıkın, mıkın bir şeyler yap yavrum, ne olur be. Hem altın bünyene zarar verir senin. Hadi bir tane. Hadi Firrum. Yapmadım hala. Yok, beş tane fitil koydum, bir numara yok. İşemedi bile ya. Ya yapacağı şu dışkıyı bırakacak, bütün mevzu bu. Ben de arayacağım içinden. Hadi gel bari. Sonra yalvarırsın. Bizimkiler başladı bayramlaşmaya. Sen git, sonra gelirim ben. Sen çaktırma burada olduğumu. Cık, anneannem hemen gelsin dedi. Niyeymiş o? Gelsin öpsün elimi, alsın bahşişini dedi. Yok ya, çok bekler o. Her sene aynı numarayı yapıyor, biliyorsun değil mi? Bir lira verdiği yok. Ben de öyle söyledim, güldü. Bismillah. Ürkütme şu hayvanı. Yavrum sakin ol, ne olur sinir yapma. Ya bu titredikçe ben tribe giriyorum bak. O metal, onu yiyemezsin. Sen gir içeriye ya, ben uğraşıyorum. Hadi hadi. Ferruhcuğum, bak yavrum. Birazdan kasap gelip keseceksin. Ben de üzülüyorum, üzülmüyor değilim yani. Ama seninle bir anlaşma yapalım. O yuttuğun yüzüğün bende manevi değeri çok. Yani insanlar kendi aralarında evlilik yaptıkları zaman parmağına takarlar. O yüzden bana lazım. Hadi be Ferruhum. Ne olur be güzel gözlüm. Hadi bir tanem. Bir dışkı bırakacaksın lan. Ayıp olmuyor mu biraz? Benim hayvanlara karşı bir sempatim var. Bu meslekteyim yani. Sizden para kazanıyorum. İlla diken mi lazım sana? Hadi be kardeşim. Bak beni sert kullanmak zorunda bırakma. Ferruhum. Bunu görelim hadi. Meru. Meru. Ben bağırıyorum. İçeride insanlar var. Bak bu tası buraya koyuyorum. 10 tane daha fitil atacağım. Yapacaksan yap. Yeter artık. Bakma bana öyle. Duydun mu beni, deve? Sinirlendiriyorsun ya. Deve, ne olur elime getir bırak, kurban olayım sana. Çok değerli o yüzük benim için. Bak ağlıyorum bak. Bak ne olur yüzünü dönme ya. Oğlum sana anlatıyorum lan. Şişt. Deve. Kızlar hadi bayramlaşmaya, hadi hadi hadi. İyi ki varsın. Ah canım yavrum benim, canım çocuğum. İyi bayramlar hayatım. Al bakayım. İşte bu ya.
Annem. Anneannelerim. Annem. Bir tanesi. Yavrum, yavrum. Allah size de nasip etsin inşallah. Torunlarınızı kucaklayın. Annem. Gel buraya. Gel. Ay unutmuşum. Civciv gel. Çok güzel olmuşsun kız bakayım. Teşekkür ederim bayram için anneciğim. Yok ben nakit tercih etmiyorum. Kredi kartı daha uygun. Çekilebilirsin sıradaki. Yok tamam alayım. Öp öp öpme. Gel gidiyor. Cim. İyi ki beni doğurdun annem ya. Hadi sıra bende. Ya niye kıskanıyorsun? Hadi. Gel. Anneciğim iyi bayramlar. İyi bayramlar çocuğum. Senin harçlığını da kocan versin. Hayırlı bayramlar valide hanım. Gel bakalım. Kopya koyun Doli. Ah. Bu ne ya? Yetmez mi? Yetmez. Al şunu al. Al o zaman al hadi. Bana bak. Bir dahaki bayrama kadar benim tarafımı tutarsan sana çıkadını ödeyeceğim. Şşş, nereye kaçıyorsun? Nereye? Aslan! Gel de şu mübarek elimi bir öp. Öperiz valide hanım, acele etme. Bayram daha yeni başladı. Sen bilirsin Ferruç'cum. Kusura bakma. Birazdan kasa Ferruç geldiği zaman derinlemesine dalacak, çıkaracak illaki bir yerden o yüzüğü. Ben bu kadar iyi niyetin arkasına sığınamam artık. Baba kasap geldi. Ha? Buyurun Erol Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kurbanlık arkadaş bu mu? Evet. Erol abi hemen şey yapacaksak madem öyle yani gelmişsin seni de şey yapmayalım. Yavrum bak yapacaksan yap beni diriltme gözünü seveyim diyorum. Hadi çıkar şunu ya. Hadi damat. Bitirin şu işi artık. Daha kesmediniz mi? Ne? Yavrum nasıl olsa kesilmeyecek mi? Bir an önce keselim de o da rahat etsin çocuklar da. Ya tabii canım ölecekse ölsün artık ya. Bu kadar olmaz ki. Bence de. En güzeli. Katılıyorum. Ya daha bayramın saatlerinin ilk dakikasında hemen kurbanlık verilir mi ya? Biraz beklesin hayvan. Biraz hava alsın. Bak ne güzel sinerji. Bak görüyor musun temiz oksijen alıyor. Ne kadar hoşuna gidiyor. Yok yok. Bitirelim Ferruh'un işini damat. Annem çok haklı. Bir an önce bitsin bu işkence. Katılıyorum. O derece diyorsunuz yani. Görüyorum ki bütün aile taş kalpli olmuşsunuz ya. Yenge doğru söyledi aslında aslancığım. Sen bu işe karışma deve katili. Hem sahibi ben değil miyim? Üçte bir ortağım yani. Ne bakıyorsun öyle? Ben sana gel dedim kes dediğim zaman keseceksin. Çık kardeşim kestirmiyorum hadi git hadi. Sen bilirsin. Yürü. Elini almış bıçağa geliyor dayı gibi. Bak şurada deve var geçemiyorum. Siz de orada dikilmeyin. Hadi girin içeriye. Hadi. Hadi benim deveyle konuşacaklarım var. Hadi. Ferru. Ferru. Ne? Bütün aileyi rezil ettin beni. Ne? Şiddet mi istiyorsun? Şiddet mi istiyorsun? Bunu görüyor musun? Senden bir tek ricam var. Lütfen yüzüğümü geri ver. Ben de canını bağışlayacağım. Söz. İpini keseceğim. Görmedim etmedim. Çık otobana. Ne yapıyorsan yap. Otobandan kurtulursan kurtulursun. Tamam mı? Hadi. Bu mudur ya? Bu mudur? Yani bu kadar bünyeden bu mu çıkıyor? Lütfen ya. Kaç yaşına gelmiş adamım, alay edilecek durumum yok yani. Ne bu? Kok kömürü gibi. Hadi. Ya Nihale sen bana ne yaptın, beni ne hale getirdin ya? Vallahi bıktım senin bu tay içi masajı, bebek masajı, biberon masajı, yok, spa. Vallahi bayağı bildiğin ben sen spa oldum ya. Bir atraksiyon yok. Kalkıp ağzını burnunu kırmak istiyorum. Gerçekten bebek gibi mayıştım ya. Evlilik programı açıyorsun ona bile kızamıyorum ya. Bu ne ya? Kanalı bari geçtin. Ah Kubat'ım. Görenene göre masajlar değişiyor tabii yani.
İyi de biraz böyle Anadolu yöresinden bir şeyler yok mu? Hep spa mıpa el alemin masajının peşindesin. Bir özgün masajımız yok mu bizim? Geleneksel Türk masajı yok mu? Hamamda böyle kesemese yapıyorlar. O tarz. Var var. Güreş tutak. Güreş tutak mı? He. Ya hep saçma sapan şey. Kim kız bu? Bilmem kim geldi. Ne bileyim ben, bakmak lazım. Bilmem kim geldi. Ya kalkamıyorum da vallahi. Bu masaj nasıl bir şey arkadaş? Otur, otur, bayram günü belki çoluk çocuk gelmiştir. İyi günler. Komodo tuşu bakın evine. Evet, buyurun. Bir teslimatımız olacaktı da. Hah, evet. Çocuklar, tamam tamam. Benden bunlar, ben söyledim. Getirdiniz mi lan? Ne teslimatıymış? Onlar bakayım he. Kız anlatacağım ben size, tamam. Kapı gel, kapı gel. Hemen. Çizmeyin ha gebertin, çabuk. Ne siparişiymiş o? Ya gelsin görürsün, sürpriz. Ne oldu lan komünist Nihale? Makineler işin elinden aldı diye pek mi hüzünlendin? Kızdım ben. Konuşmuyorum seninle. Oh, hayat sana güzel yani. Allah cezanı verecek senin Kuban. Oh, Nihale Hanım ne güzel maşallah. İşinize gelmeyince hemen dine kitaba sarılın. Çok iyi valla. Bu koltuk var ya, bu koltuk. Senden çok daha başarılı. Yanmışsın sen. Yanmışım, evet evet. Seninle evlendiğim gün yandım ben. Ah annem demişti, ah eşek kafam, ah eşek kafam işte. Canım bunda bu kadar dertlenecek bir şey yok. Annen dediyse dedi. Ben o senin eşek kafanı birazdan kırmasını biliyorum zaten. Kır, kır, kır. Annem şunu demişti. Çok duvarlara vurursun kafanı. Evet, benim kendi kafamı vurmama gerek kalmadı. Kubat sen her gün benim kafamı duvarlara vuruyorsun zaten. Vallahi annen ne güzel söylemiş kafanı duvarlara vurursun diye. Ama kendisi zahmet etmeye ben vuruyorum, ona yanıyorum ha. Ay çok iyi bu ya. Sert olsun sert. Elini bak korkak alıştırma, tamam mı? Vallahi sonuna kadar açtım ayarları. Bundan daha serti karateye kaçar. İyi kaçsın. Katliama kadar yolu var tabii. Bu şekilde 5 dakikadan fazla çalıştırmayın. Allah korusun, zararlı olabilir. Of of! Şu bayram bitse de artık kıyamet moduna bir girebilsem ya. Ben de bir terlik moduna girebilsem ya. Ya devamlı kıyamet kıyamet, içime fenalık getirdin be. Kıyamet diye delireceksin sonunda. Aman canım, sanki çok akıllıydım da. O laf bana aittir civciv. Niye benim lafımı söylüyorsun? İçime fenalık geldi be. Çık 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 çık. Sabahtan beri. Kapatın şunu. Evet ya, ben de sıkıldım şu doğuş boğuş kardeşlerden. Ay sana da ne oluyorsa yani. Kıskanıyor kızım, boş ver. Şimdi uzatmak vardı da gene dayanamıyorum işte. Ay neyin vardı da neyi uzatacaksın çocuğum ya? Ne diyorsun sen? Hadi öpün elimi, vereyim harçlığınızı. Ne oluyor ha? Bunların ikiz zannettiği herif aslında şerefsiz bir tekiz. Nasıl ya? Ne tekizi ya? Çift yumurta tekizi. Elimde kanıt var. İstiyorsanız izleteyim. Ver, ver. Olmaz. Hop, küt. Az sonra size canlı yayın yapacağım. Buyurun, haberleri ajanstan alabilirsiniz. Neymiş şu? Bak bakayım şuradan sen. Ne bu? Başlat bakayım. Ya benim bir saat önce evde olmam lazımdı. Ama çok güzel bir gün oldu. Gizlice bizi mi çektin? Terbiyesiz. Dur bir sabret. Daha devamı da var. Görüşürüz. Sen? Yani bilmem. Teklif edersen düşünürüm. Ne zaman teklif etmem gerekiyor? İkimiz. Şu an tam zamanı sanki. Ooo. İnanmıyorum. Ne diyorum galiba. Vay alçak. Salaklar. Al şunu al. Senin bu devreyi kesme niyetin yok galiba. Ben? Yok, var yani. Tam aksine. Aslında kesmek istiyorum. Hatta biraz da dövmek istiyorum da yani. Bilmiyorum. Yoksa aranızda duygusal bir bağ kurduğunuzda kesmeyi kıyamıyor musun? Ya kaç gündür burada ya. İnsan ister istemez alışıyor, biliyor musun Meveşciğim? İnanmıyorum. Vay alçak. Ne oluyor lan? Ay bilmiyorum. Bir bakayım, merak ettim. Bak bak. Kurban bağışıysa yapmıyoruz. Daha kesemedik çünkü. Bana bak, ya bu deveye gideceksin ya bu diyarı terk edeceksin. Diye bir laf var biliyorsun. Ben o lafın üstünde duruyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Birazdan ağzını açabilirim. Canın yemek istiyorsa yiyebilirsin.
Ama dikkat edersin ki küs olduğum için sana yemek vermiyorum. Lütfen ya, lütfen. Bak şunu yapacaksın bak. Bak, bak, bak. Şu var ya, bak, bak, bak. Şu bak, bak. Bu kadar. Yapacağım tek şey şu. Hadi Ferru, ne olur. Ferru, Ferru, ne olur ya. Hadi ağlıyorum, bak. Bugün bayramın son günü. Kestireceğim, haberin olsun. Öyle bahçede yiyelim, içelim, yatalım. Öyle bir durumumuz yok, haberin olsun yani. Oğlum bak gideceğim mezar ziyaretlerine. Bekliyorum burada, deveyle konuşuyorum. Millet deli zannedecek ya. Konu komşu görür bak, hepsi hasta der bana. Tamam, tamam, sinirlenme, sinirlenme. Sadece tek istediğim şu. Tur atayım geleyim ben mi? Bak birazdan kasap gelecek, iyi günler diyecek. Bunu tanıyor musun diyecek sana. Tanıyor musun bunu? Bundan istiyorum, bundan. Kömür ocağı gibi olman lazım, kömür ocağı gibi. Tamam? Ama sinir yapma yani. Bırakıyorum. Sen de diyorsun o kadar. O kadar yani. Ya ne olur ya. Ulan Kubat, insan beş kişi danaya girerdi. Allah belanı vermesin senin ya. Şeytan diyor, al uçağı bir çek. Bıçağı al eline, her tarafını kes bırak. Tövbe yarabbi, hayatımda ulan tavuk bile kesmedim. Gözünü seveyim be. Deve bak, 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 bak. Ulan patates püresi mi yedirsek acaba? Bu kümesi de haybeye yaptık. Şimdi işin yok, bunu tekrar sök. Allah Allah. Şimdi sökülüyor lan bu. Altın yumurtlamış lan bizim tavuk. Aşif de seni. Aslan abi. 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 Bak benim tavuğum ne yumurtlamış. Allah'ım. Allah'ım. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Bu ne birader? Benim gözlerim yanlış görmüyor değil mi? Yok yok abi. Bak. Altın mı lan? Ha abi iki tane. Harbiden altın beşer. Abi. Yalvarıyorum gidelim bir kuyumcu eritip yüzük yaptıralım. Bak kurtardın beni kardeşim. Allah dualarıma yardım etti değil mi, gördün mü? Duy bunları angut deve. El alemde ne hayvanlar var. Sen daha bir tane yüzüğü bırakamadın. Ya adamın hayvanı yumurta yapıyor altından, yumurta. Bak, bize mi dikiliyorsun? Her gün böyle ya. Ya dört gündür beynimi yedi bitirdi ya. Bir tane yüzüğü çıkartamadım. Aslanım kardeşim benim. İnşallah kesmedin tavuğu. Yok abi çok melül melül bakıyordu. Ben de vicdanım şey oldu. Aferin sana Beşer. Nerede şu anda kendisi? Vicdanın mı? Yok ulan tavuk. Ha tavuk. Tavuğu azat ettim. Bıraktım yani. Gönderdin gitti. He. Evinin salonunda altın yumurtlayan tavuğu gönderdin öyle mi? Abi ben yumurtaları sonradan gördüm. Sonradan çark etti kafama ama gitti işte. Ne yapayım? Bıraktın yani. Bıraktım. Ulan ben dört gündür bir tane altın yüzüğü çıkartamıyorum be. Sizi bana parayla mı veriyorlar oğlum? Aslan abi! Aslan abi kurbanım! Aslan abi dur! Ne yapıyorsun lan? Allah belanı vermesin. Gerizekalı. Hani altın yumurtasıydı? Normal yumurta bu köpek. Bu ne ya? Yani her gece bu naneyi yapmak zorunda mısın sen bana ya?
masaja hayır, dayağı evet ama yetmez. Ha, o derece psikopatım, manyağım diyorsun yani. Daha ötesiyim aslında. Tam psikopat diyemeyiz de böyle psikopatın bir adım ilerisiyim ben. Peki ben senden daha manyaksam? Kız salak salak konuşma, o ne demek ya, öyle şey mi olur? Ha, ya gerçekten saçmalamıyorsam, salak salak konuşmuyorsam mesela, gerçekten daha deli manyaksam böyle, daha psikopatsam. Ne diyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Nihale öyle de ayarıyla oynama kız. Sırtıma bir şey oluyor. Anam! Nihale ne yap? Kız! Nihale bak, ben buradan kurtulurum ama sen benim elimden kurtulamazsın vallahi. Lan! Kız! Hadi oğlum kurban olayım, bayram bitiyor ne olur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bitti. Ver lan paramı geriye. Geçmiş olsun damat, bayram bitti artık. Geçmiş olsun, bu saatten sonra kimse kimseyi kesemez. Yani kısaca game over. Kim? Ben isteseydim keserdim bu lavuğu yani. Yani ondan bir şey yapacağım. Yani canım istemedi o kadar. Sahi niye kesmedin bu deveyi aslan? Yani bu bayram beni çok şaşırttın. Bilmiyorum Meveş, alıştım galiba. Biraz bir duygusal bir bağ yaptı bende hayvan. Neyse, bırakalım artık bunları, gelelim esas meseleye. Nedir? Aslan. Ne? Sen benim elimi öpmedin. Oho, bayram geçti Valide Hanım. Seneye artık ne yapacaksın? Olmaz aslan, ben bekliyorum. Hadi aslan, öpmen gerekli. Bak kaç gündür bekliyor anneciğim. Tamam ya, tamam. Geçmiş bayram mübarek olsun Valide Hanım. Dur! Şimdi öp. Of be kardeşim ya. Of, ben neredeyim, siz neredesiniz ya? Öp, aman eğleniyorlar seninle. Öp, öp. Hadi öp de al bahşişini damat. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Senin de. Al bahşişini. Yüzük. Beru. Ya sen nasıl bir cadı kadınsın be. Demek bunları planlayıp planlayıp yaptın değil mi? İyi yapmamış mıyım damat? Bak bu sayede Beru yaşıyor. Beru. İyi yaptın da peki biz bu deveyi ne yapacağız hanımefendi? Merak etme damat. Ben her şeyi düşündüm. Yarın sana bir ev tutarız. Sonra da okula devam edip tahsilini tamamlayacaksın. Ferruh, beni duyuyor musun? Sana söylüyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle, seni duyabilirim. Selamünaleyküm yüzük kardeşliği. Müsaade var mı? Gel hayatım gel. Madem yüzüğün var, sana her şey serbest. Harbi mi diyorsun? Hayır, şaka yapıyorum. Ama gelip yanımda uyuyabilirsin. O da bir şey hayatım, o da bir şey. Yani ne de olsa yan yanayız, kokunu duyuyoruz falan filan. Benim için şereftir ya. Ne yapıyorsun bir tanem? Ebru sanatı yapıyorum. Ebru sanatı mı? O da ne ya? İşte Ebru sanatı hayatım. Yani böyle kendimce bir şeyler yapıyorum. Hadi ya, göster bakayım, bir görmüyorum. Heh. Bak hayatım, şimdi bu Ebru şallı. Bu Ebru Destan, bu Ebru Gündeş, bu da Ebru Yaşar. Nasıl?
Ebru sanatının yeteneğin var mı? Işığı kapat söyleyeceğim ben. Ama daha bitmemişti. Kardeşim gece gece nelerle uğraşıyorsun sen ya? Kapat şu ışığı. Hem aramızda yastık var hem de bu resimler. Ben anlamadım yani. Kapat kardeşim, kapat. Kökü aslanım hayır. Bak hala aşkım diye mesaj atıyor sahtekar. Aynı mesajı bana da attı demin ya. Karaktersiz bu. Ben olmasam ikiniz de yanmıştınız. Ay ilk defa ağzından doğru bir şey çıktı. Kedi olalı bir fare yakaladın. Koz bir şov. Vallahi acayip gıcık oldum ben bir Doğuş'a ya. Buna bir pislik yapmak lazım. İki ay için o pislik yapmaya değmez anneciğim. Çünkü nasıl olsa kıyamet koptu kopacak. Ya bir daha kıyamet dersen ben seni kopartacağım. Ben buldum. Ne buldun Arşimet? Doğuş'u nasıl boğuş haline getireceğimizi. Nasıl? Sen bu Doğuş'u arayacaksın. Diyeceksin ki, ben artık ciddi düşünüyorum kardeşim. Selamlar. Buyur, nasıl yardımcı olabilirim? Aslan Bey bekliyor beni. Sen kimsin? Doğuş ben. Doğuş, bir dakika bekle. Aslan abi! Dışarıda biri seni soruyor. Buyur canım. Merhaba Aslan abi, Doğuş ben. Kızınızın boyfriendiyim. Efendim? Ayben'in sevgilisiyim yani. Kız kardeşim de kızınız Ahsen'le çıkıyor. Ya demek öyle. Onu niye getirmedin peki? Onun sınavı vardı. Ama yarın gelecekse tanışmak için. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Peki buraya gelmek fikri nereden çıktı yani? Şeytan mı dürttü seni? Sizi tanışmak için gelmiştim. Ay ben söylemedim size. Aa, söyledi söyledi. Doğru doğru. Şimdi ben bir an böyle karşılaşayım diye heyecan yaptım tabii kız babası olarak. Buyurmaz mısın kardeşim? Otur ayakta kalma. Tabii. Beşer diyor. Kepengi kapat da. Ceyran yapmasın. Böbreklerimi üşütmüşüm. Ağrıyor biliyor musun? Yani kusura bakmazsan ismini öğrenebilir miyim kardeşim? Doğuş efendim. Doğuş. Ailecek dadandınız bizim aileye öyle mi? Ay ben aynı zamanda çok şakacı olduğunuzu da söylemiştim. Ya öyle mi? Peki ay ben sana Beşer'den bahsetti mi? Hangi Beşer? Parçala Beşer. İnsanlıktan çıkayım Aslan abi artık dayanacak. Şey buraları, buraları ne yapıyorsun? Sen sen! Kökü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ben aslan kralım hep akıllı ol.